Merhaba arkadaşlar. Uçuş tecrübelerimi anlattığım Uçmak İstiyorum kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda askeri öğrenci alımlarında siz adayların genel sağlık testi kapsamında gireceğiniz cilt hastalıkları ve vücudunuzun çeşitli yerlerine yaptırdığınız dövme izleri ile ilgili muayenelerden bahsedeceğim. Daha önceki Milli Savunma Üniversitesi Sağlık Muayeneleri başlıklı videomda sizin yapacağınız işlerden, yol ve yöntemlerden bahsetmiştim. Şimdi ise Türk Sağlık Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliği'nin bizi ilgilendiren kısımlarına göz gezdireceğiz. Bu videoda başvuru kaynağımız Türk Sağlık Kuvvetleri Sağlık Yönergesi olacaktır. Sağlık Yönergesi'nin ilgili maddelerini Uçmak İstiyorum kanalında topluluk sekmesi içinde parçalara ayırarak özetledim. Yeri geldikçe onlardan da bahsedeceğim. Ancak arkadaşlar ben doktor değilim. Ben veya başka kim olursa olsun doktor olmayan birinin söylediklerine asla kesin karar olarak itibar etmeyiniz. Bir rahatsızlığınızla ilgili olarak size en doğru yorumu yapacak olan yine bir doktor olacaktır. Bunu unutmayınız. Şimdi gelelim arkadaşlar. Vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki yara izi, dikiş izi ve çeşitli rahatsızlıklar sonucunda vücudumuzda kalıcı olarak kalmış ameliyat izlerinden de bahsetmek istiyorum. Ayrıca adeta moda haline gelen ve birçok kişi tarafından vücudun çeşitli bölgelerine yaptırılan dövme konusunun elenme sebebi olup olmadığında beraber inceleyelim. Türk Sağlık Kuvvetleri Sağlık Yönergesi'ni incelediğimizde yüz bölgesinde 4 santimetre kareden, vücudun diğer bölgelerinde ise 10 santimetre kareden büyük olan iyi huylu tümör ve yanık izleri, tedaviyle iyileşmiş deri tüberkülozları, kötü huylu deri tümörleri, deride kurdeşen ya da behçet hastalığı olması, genetik geçişli deri hastalıkları, sedef hastalığı gibi deride estetik görünümü bozacak diğer deri hastalıkları elenmeye sebep olmaktadır. Bir arkadaşım şu soruyu sormuş. Hocam benim ani kilo kaybından dolayı vücudumda çatlaklar var. Bir sıkıntı olur mu demiş. Kilo kaybından dolayı oluşan çatlaklar sıkıntı oluşturmaz arkadaşlar. Bu hastalıklar haricinde bana çok sorulan soruların başına gelen dövme konusuna gelecek olursak, el ve yüz bölgesinde bulunan kalıcı dövmeler direkt elenme sebebidir. Askeri yazlık kıyafet veya tişört giydiğinizde vücudunuzun görünmeyen kısmında bulunan 20 cm kareden büyük kalıcı dövmeler yine elenme sebebidir. Türk Sağlık Kuvvetleri Yönetmeliği'nde tabii çok daha fazla madde var ama en çok sorulan sorular genelde bunlarla ilgiliydi ve bunlara yoğunlaştım. Ancak daha detaylı bilgiyi topluluk sekmesi altında bulabileceksiniz. Arkadaşlar sağlık muayenesindeki sonuca itiraz etme durumu da söz konusu olabilir. Bununla ilgili de yine bir not vermek istiyorum size burada. Rapor kararına yapılacak itirazlar ile kontrol muayenelerine ilişkin işlemler yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Sağlık kurulu raporu verme yetkili sağlık kuruluşlarınca temin sürecinde bulunan adaylara ilişkin verilen raporlara tebliğ tarihine itibaren 3 iş günü içinde itiraz edilebilir. Hastalıklar listesinde karşılığı bulunmayan vakalara ilişkin olarak kararlar, Sağlık Bakanlığı'nca yetkilendirilen hastaneler bünyesinde oluşturulan komisyonca verilir ve bu komisyonlar tarafından verilen kararlar kesindir. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.